Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından olan güllaç tatlısı hazırlayacağım. 2 litre sütümü tencereme alıyorum. İki buçuk su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Sütümüzü çok fazla kaynatmayacağım. Serçe parmağımızı yakacak kadar olacak ısısı arkadaşlar. Evet, sütüm ısındı arkadaşlar. Güllaç yapraklarımı hazırladım ben. 10 tane güllaç yaprağı kullanacağım. Kestim bu şekilde dikdörtgen borcama yapıyorum. Kenarlarını da araları için kullanacağım. Öncelikle tabanına sütümüzü gezdiriyoruz böyle. Bu şekilde diziyorum. Orta katına fındık kullanacağım. Evet, tepsimin yarısına kadar güllacın yarısını yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi üzerine fındık gezdiriyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Tekrar aynı şekilde. Burada bir püf nokta var. Güllacın parlak kısmı üste gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yine. Bitene kadar. Evet, güllacımızı hepsini tepsiye yerleştirdim. Kalan sütü de bu şekilde üzerine gezdiriyorum. Sütün çok olduğunu kesinlikle düşünmeyin. Hepsini çekiyor arkadaşlar. Tam kıvamında oluyor. Tam ölçüdür bu. Kuru kalmasını istemiyorsanız kalan sütü bu şekilde üzerine gezdiriyoruz. Sütü çekecek. Biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım soğuması için. Daha sonra servis aşamasına geçeceğim. Üzerini süsleyeceğim. Evet, tatlı 1 saat dinlendi buzdolabında. Tamamen sütünü çekti. Şimdi dilimleri ayırıyorum. Süsleyeceğim arkadaşlar. Toz fındıkla çilek kullanacağım. Thank you.
Çileklerini koyuyorum. Evet, tatlımız servise hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videomun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.